Arkadaşlar merhabalar. Bugün size kolik bebeklerle ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Kolik bebeklerde gaz problemleri çok fazla oluyor ve yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci olaraktan gaz damlası olaraktan aldığımız Nursey Harvest, yani Nurse Harvest bunu kullandık. Ee, ve bebeğimiz e, aşırı gazlanmaya devam etti çok fazla sonuç alamadık ee, daha sonra bir arkadaşımızın önerisiyle e, splenex kullandık bunda da e, ilk e, iki gün çok iyi e, olumlu sonuçlar aldık e, bebeğimiz çok rahat uyudu gülmeye başladı e, ve daha sonra e, ona karşı bağışıklık kazandı herhalde e, daha sonra onunla ilgili çok fazla çözüm e, üretemedi bizi. Bebe, bebeğimiz e, göbek fıtığı çıkardı devamında. Hani bu, bu gaz damlasıyla alakalı demiyorum ama çok ağlamaktan e, ilerleyen dönemde mutlaka böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ama korkmayın. E, zaman içerisinde bunların hepsi düzelecektir. E, şimdi en son olarak da bunu e, bu gaz damlası kolinoksu deni, e, deneyeceğiz. E, bugün itibariyle başlıyoruz. E, bunların nasıl kullanımı ile alakalı ufak bir bilgi vereceğim. E, ee, Nurse Harvey'si e, kullanırken normal içinde kendisinin e, özel e, damlatma e, şişinin içerisinde damlatması var zaten. E, bundan dört e, 4 damla damlatıyoruz. Ve e, bebeğimiz zaten belli bir süre sonra tepkime verecektir ona karşı. E, devamında subsiplexi kullanırken çay kaşığı kullanıyoruz ve subsplex'i içerisinden bebeğimize ortalama bir 15 damla şeklinde çay kaşığına damlatıyoruz ve bebeğimize bu şekilde veriyoruz. Kolinox Baby olaraktan da bunu kullanırken de 10 damla çay kaşığına damlataraktan vereceğiz. Bunları isterseniz anne sütüyle, yani biberon kullanıyorsanız anne sütüyle de verebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Kesinlikle hepsinin sonuçlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, bebeğinizi mutlu yaşayın. İyi günler.